Merhaba arkadaşlar. Karanlık İçeriden Gelir adlı kitabımız satışa sunulmuştur. Farklı olayları anlattığım, insanların hayatlarından kesitler sunan kitabımızı umarım beğenirsiniz. Satın alma linklerini açıklama kısmına bırakıyorum. Kitap hakkında yorumlarınızı ve desteklerinizi bekliyorum. Şimdi videomuza geçelim. İyi dinlemeler. Herkese merhaba. Benim adım Gurur. Tokatlıyım. Ama şu anda işlerim nedeniyle İstanbul'dayım. Tokat'ın bir ilçesinde iki kardeşim ve anne babamla birlikte yaşıyoruz. Annemin ismi Fatma, babamın ismi Recep. Ben ailenin ortanca çocuğuyum. Benden 3 yaş büyük bir ablam var. İsmi Firuze. Bir de benden 3 yaş küçük bir erkek kardeşim var. Adı Güven. Annem normal ev hanımı. Babam ise küçük esnaf. Maddi durumumuz o kadar da iyi olmasa da Allah'a çok şükür kötü değildi. Kazandıklarımız bize yetiyordu. Namerde muhtaç olmuyorduk. Ben okuldan zaman buldukça sağda solda bana falan yardım edip harçlığımı çıkarıyordum. Benim okul aram iyi olmasa da kötü değildi. Derslerim ortalamaydı. Benim en büyük hayalim bir iş adamı olabilmekti. Askerlik çağım geldiğinde annem beni askere gitmeden önce nişanlamak istiyordu. Askere gitmeden bir ay kadar önce annem bana eli yüzü düzgün, güzel ve becerikli bir kız bulmuştu. İsmi Ela'ydı. Ela'yı istemeye gittik. Ela'nın ailesi Ela'yı bana vermeyi kabul etti. Nişan yapıldı ve bir süre sonra askere gittim. Askerde hep Ela'yı düşünüyordum. Galiba ona aşık olmuştum. Askerliğimi bitirip ailemin yanına döndüm. Önce birkaç gün ailemle hasret giderdikten sonra annem düğün hazırlıklarına başladı. Çifte düğün yapacaktık. Benim ile Ela'y, ablam ile de yakında eniştem olacak olan Arif abi evlenecekti. Bir hafta kadar sonra dilleri destan bir düğünden sonra Ela'y benim karım olmuştu. Ablam da Arif abinin karısı olmuştu. Ela'yla bir ay dolu dolu zaman geçirdim. O bir ayın sonunda babama ticarete atılmak istediğimi söyledim. Babam benim bu isteğimi olumlu karşıladı ve bana "Oğlum, senin bu isteğin beni çok mutlu etti. Ben annene bu yaştan sonra para olmasa da olur. Kardeşin Güven okumak istiyor. Onun okul masrafları için ve iyi yiyip içmesi için para lazım. Ben iki dükkandan birini satar, parasını sana veririm. Diğer dükkandan gelen gelirle kardeşinin giderlerini karşılayacağım" dedi. Ben çok sevinip babama sarılarak teşekkür ettim. Babam birkaç gün sonra iki dükkandan birini satarak parasını bana verdi. Babamın dükkanında çalışsam da olurdu ama ben yükselmek istiyordum. Kendi işimi kendim yapmak, kendi işimin patronu olmak istiyordum. 2 yıl kadar Tokat'ta ufak ticaretler yapmış, kendimi geliştirmiştim. 2 yıl geçmesine rağmen hala bir çocuğumuz olmamıştı. Ela'yla zamanla birbirimize alışmış, birbirimizi sevdiğimiz için bu durumu sorun etmiyorduk. Tokat'ta işlerim iyiydi. Ama İstanbul'a giden arkadaşlarımdan orada işlerin çok daha iyi olduğunu duyuyordum. Bu yüzden İstanbul'a taşınmaya karar verdim. Bu kararımı önce Ela'yla paylaştım. Ela'nın en büyük hayali zaten büyük şehirlerden birine gitmekti. Ela benim bu kararımı hemen onaylamıştı. Bu fikrimi Ela'ya söylediğimde gözlerindeki mutluluğu görebilmiştim. Ela'dan sonra annemle babama kararımı açıkladım. Annemle babam benim gideceğimi duyunca üzülmüşlerdi. Ama benim kararıma saygı duyacaklarını söylemişlerdi. Yani onlar da onaylamıştı. Ablam da benim bir büyüğüm olduğu için ona da bir danışmak istedim. Ablama fikrimi söylediğimde sinirlenmiş gibi olmuştu. Ama beni onaylamıştı. "Tabii önce kazandığın para sana yetmiyor mu? Gene ne istiyorsun" gibi şeyler söylemişti. Ama sonra "sen bilirsin" diyerek telefonu kapattı. Ablam bu tepkisine bir anlam veremesem de kocasının işleri pek iyi olmadığı ve kötü günler yaşadıkları için depresyondadır, morali bozuktur deyip pek üstelemedim. Herkesin onayını aldığım için İstanbul'a taşınacaktım. Elimde yüklü miktarda para ve altınlar vardı. İyi hesap yapıp ona göre hareket etmem gerekiyordu. Hesaplamalarım bittikten sonra ailemle vedalaşarak Ela'yla Tokat'tan İstanbul'a doğru yola çıktık. İstanbul'a gelerek o geceyi bir otelde geçirdikten sonra sabah ilk işim kendimize bir ev kiralamak oldu. Evin kira işleri bitince bir restoran açmak için işlek bir yer aramaya başladım. Sonunda işlek bir caddede güzel bir yer bulmuştum. Hemen orayı sahibinden sıkı bir pazarlığın sonunda satın almıştım. Mekanı resmi olarak aldım ve ertesi gün restoran için lazım olan her şeyi temin etmeye başladım. Birkaç haftanın sonunda tüm hazırlıkları bitirmiş, lazım olan çalışanları işe almış ve restoranı açmıştım. Benim böyle işler hakkında pek bilgim yoktu.
Ama bana bu konuda İstanbul'da askerlik arkadaşım Mert yardım ediyordu. Restoran daha yeni açıldığı için merak eden insanlar akın akın geliyordu. Müşterilerimi memnun edebilmek için elimden gelen her şeyi yapıyordum. Restorantıma gelen her müşteri memnun kalarak ayrılıyordu. Bir gelen müşteri kesinlikle ikinci kez de geliyordu. Restoranda neredeyse hiçbir şey ziyan olmuyordu. Artan yemek olursa da hemen fakire, fukaraya dağıtıyordum. Böyle böyle 2 yıl geçti. İşlerim inanılmaz derecede iyiydi. Öyle ki ikinci restoranı açmaya hazırlanıyordum. Planladığım gibi ikinci restoranı da güzel bir yerde açmıştım. İkinci restoranın açılışının üzerinden 1 yıl geçmemişken üçüncü restoranı da açmıştım. Hayatım inanılmaz derecede mükemmel ilerliyordu. Üçüncü restoranı açtıktan birkaç ay sonra Elay bana hamile olduğunu söyledi. O gün dünyalar benim olmuştu. Elay'ın hamile olduğunu öğrendikten sonra daha bir hırsla çalışmaya başlamıştım. Doğacak olan çocuğuma daha iyi bir hayatı nasıl sunabileceğimi düşünüyordum. Annemle babam da Elay'ın hamile olduğunu öğrenince havalar uçmuşlardı. Ama ablam ve kocasının bu habere pek sevindikleri söylenemezdi. Uzun süredir evliydiler. Ama çocuklar olmuyordu. Maddi durumları da iyi olmadığı için ablamlara her ay para gönderiyordum. Ablam benim onlara para göndermemden rahatsız olsa da durumları iyi olmadığı için mecburen buna katlanıyordu. Her ay anne babama da güzel paralar gönderiyordum. Babam, biz bu yaştan sonra parayı ne yaparız dese de güven için harcarsınız diyor. Onlara parayı bir şekilde kabul ettiriyordum. İşlerim iyi gidince ufak ufak yatırımlar yapmaya başladım. Yaptığım her yatırımdan bayağı karlı çıkıyordum. Elay, doğum yapınca nur topu gibi erkek bir evladı kucağıma almıştım. Oğluma babamın ismi olan Recep ismini verdim. Bu yaptığım babamın hoşuna gitmişti. Oğlumun doğumundan 5 yıl kadar sonra yaptığım yatırımların sonucunda güzel bir para kazanmış ve kendi özel yatırım şirketimi açmıştım. Benim şirketi açmamdan birkaç ay sonra enişte Arif beni aradı. Beni pek aramadığı için şaşırmıştım. Selamlaşma faslından sonra bana İstanbul'a gelmek ve burada çalışmak istediğini söyledi. Ben de olumlu karşıladım ve ona elimden gelen tüm yardımları yapacağımı söyleyip telefonu kapattım. Bir haftanın sonunda ablamla eniştem İstanbul'a gelmişti. Onları evimde ağırlayıp enişteme benim şirketimde çalışabileceğini söyledim. Eniştem bu teklifi reddetti ve kendi işini kurmak istediğini söyledi. Ben de sen bilirsin dedim ve tekrardan ona elimden gelen tüm yardımı yapacağımı belirttim. Eniştem benden bir süreliğine borç istedi. Ben eniştemin istediği miktardan fazlasını ona verdim ve istediğim miktar borç olarak geri kalan para ise benden hediye dedim. Eniştem parayı aldı. Bir kısmını alıp geri kalan parayı bana uzatarak bu kadar kâfi, geri kalana ihtiyacım yok dedi. Buna bozulsam da belli etmedim ve parayı alarak yerine koydum. Ablamla eniştem birkaç gün benim evimde kaldıktan sonra kendi kiraladıkları evlerine gittiler. Eniştem benim gibi kendine bir restoran açmıştı. Eniştem 3 ayın sonunda işleri iyi gitmediği için restoranı kapatmak zorunda kaldı. Ben gene normal bir gün şirkette eve arabamla dönerken yol kenarında ablamı gördüm. Hava soğuktu ve yağmur da yağıyordu. Hemen arabamı ablamın önünde durdurarak arabanın camını açtım ve ablama ''Abla, bu arada dışarıda ne yapıyorsun? Burada böyle durmaya devam edersen üşüteceksin. Hadi arabaya bin de seni evine bırakayım.'' dedim. Ablam tek kelime etmeden arabaya bindi. Ablam arabaya binince onların evine doğru gitmeye başladım. Yolda ablama birkaç soru sorsam da bana kısa cevaplar verip beni geçiştirmişti. Morali yoktur deyip pek üstelemedim. Ablamı bırakmadan önce Ela'yı işinden almam gerekiyordu. Abla, önce Ela'yı alıp öyle gitsek olur mu diye sordum. Ablam sorduğum soruya sadece başını sallayarak beni onayladı. Ela evde boş boş oturmak istemediği için birkaç ay önce kendi güzellik salonunu açmıştı. Oğlumun okul zamanı bitene kadar salonda çalışıyor ve salonu çalışanlara bırakarak okulun bitimine az kala oğlumu okuldan almaya gidiyordu. Bugün Elay ailecek vakit geçirmek istediği için şirketten erken ayrılmıştım. Kısa sürede Elay'ın salonuna yaklaşmıştım. Elay'a ben varana kadar dışarı çıkmasını söylemek için onu aradım da telefonunu açmadı. Birkaç kez daha aramıştım ama gene de açmamıştı. Salonun önünde arabayı park ederek ablama ben hemen Elay'ı alıp geliyorum dedim ve arabadan indim. Salona girip gözlerimle Elay'ı aradım. Sonunda Elay'ı bulabildiğimde bir müşteriyle ilgilendiğini gördüm. Seslendiğinde bana doğru bakıp 51 dakika işaret yaptı. Seni dışarıda bekleyeceğim diyerek dışarı çıkıp arabaya bindim. Arabaya binerken
ablam bir şeyler yaptığını gördüm. Benim arabanın kapısını açmamla ablam yaptığı şeyi bırakıp hemen koltuğa oturdum. Arabaya binerek abla ne yapıyordun diye sordum. Ablam da hiç öylesine ayakkabım bağcığı gevşemiş. Onu düzeltiyordum dedim. Tamam dedim ve Elay'ın gelmesini beklemeye başladım. Kısa bir süre sonra Elay salonun kapısında göründü ve hızlıca arabaya gelerek bindi. Elay'ın arabaya binmesiyle arabayı çalıştırıp gitmeye başladık. Ablamı eve bırakarak oğlumu da alıp eve gittik. Oradan da hazırlanarak dışarı çıktık. Güzel geçen bir günün ardından eve döndük. Birkaç gün sonra ablamlar bizim misafirliğe geldi. Ablamları güzelce ağırladık. Ablamların eve gelmesinin üzerinden 3 gün sonra evde uyurken gözlerimi evin içinden gelen yürüme sesiyle açtım. Bir süre kendime gelmeye çalıştım. Üzerimdeki uyku mahmurluğunu biraz da olsa atınca evin içinden gelen sese odaklandım. Sanki evin içinde uzun topuklu ayakkabılarıyla biri yavaş yavaş yürüyor gibiydi. Ses öyle yüksekti ki, ses sanki evin içine değil de beynimin içinden geliyor gibiydi. Gelen sese kulak kesilmişken sesin gittikçe yatak odasına doğru yaklaştığını fark ettim. Bu durum beni biraz korkutmuştu. Ben korkudan soluğumu tutmuş beklerken ses gittikçe odaya yaklaştı ve en sonunda ses odanın kapısının önünde durdu. Ben korkudan sesçe beklerken kapının diğer tarafındaki her neyse kısık bir sesle bir şeyler fısıldamaya başladı. Ben kapının ardındaki şeyin ne söylediğini anlamaya çalışırken kapının ardındaki şeyin fısıldamaları gittikçe hızlanmaya başladı. Kısa bir süre sonra da tüm sesler aniden kesildi. Bir süre bekledim. Ama hiçbir ses gelmedi. Tam rahatlamışken biri kapıya sert bir cisimle ani bir şekilde vurdu. Gelen sesle resmen korkudan kalbimi tekledi. Gelen ses yüzünden Ela uyandı ve uykulu gözlerle bana bakarak ''Gurur, gece gece ne bu gürültü?'' dedi. Ela'nın uyanmasıyla biraz rahatlasam da korkum hala bitmemişti. Ela'ya elimle sus işareti yapıp etrafı dinlemeye başladım. Uzun bir süre sesçe etrafı dinlemiştim. Ama ne bir yürüme sesi ne de bir fısıltı ses duymuştum. Elay sonunda uzun süren sessizliği bozarak ''Ne oldu? Bu tedirgin halin ne?'' dedi. Hem Elay'ı korkutmamak için hem de duyduğum sesleri son zamanlarda işlerim biraz yoğun olduğu için yorgunluktan duyduğumu düşünerek Elay'a ''Yok bir şey. Sadece yorgunluktan gayipten sesler duyar gibi oldum.'' dedim. Elay da ''Kendine bu kadar yüklenme. Sonra böyle gayipten sesler duyarsın.'' diyerek yataktan çıkıp bana ''Ben banyoya gidip geliyorum.'' diyerek odadan çıkıp gitti. Daha erken olduğundan uyumak için yatakta bir sağa bir sola dönüp dururken 10 dakika kadar zaman geçti. Ama Elay hala gelmemişti. Ne olduğunu merak edip tam yerimden kalkacakken evin içinde yüksek bir çığlık ses duyuldu. Elay'a bir şey oldu düşüncesiyle hemen yataktan fırladım. Odadan çıkarak banyoya gitmeye başladım. Daha banyoya ulaşamadan ayağım kaydı ve yüzüstü yere kapaklandım. Yere yüzüstü düştüğüm için burnum kanamaya başlamıştı. Yerimden doğrulup bir yandan elimle burnumdaki kanı durdurmaya çalışıyor, bir yandan da nasıl kaydımı anlamaya çalışırken Elay'ın yüksek çığlığı evin içinde bir kez daha yankılandı. Burnumun acısını unutup hemen yerinden kalkarak bu sefer daha temkinli bir şekilde banyoya ilerlemeye başladım. Banyonun önüne geldiğimde kapısının açık olduğunu gördüm. Kapısı açıktı ama banyonun ışıkları kapalıydı. Hemen içeri girerek ışıkları açtım. Düğmeye basmıştım ama banyonun ışıkları açılmamıştı. Işıklar açılmayınca Elay'a seslenip ''Elay, burada mısın?'' dedim. Elay benim seslenmemle kısık ve titrek bir sesle ''Buradayım'' dedi. Elay'ın sesini duyunca sesin geldiği yere doğru gittim. Yeniden ''Elay neredesin?'' diye seslendim. Karanlıkta biraz da olsa Elay'ın mavi gecelerini seçebildiğimde Elay'ın küvetin içinde olduğunu gördüm. Elay'ı alarak oradan çıktım ve yatak odasına gittim. Elay'ı yatağa bırakarak ''Canım ne oldu? Seni ne bu kadar korkut?'' dedim. Elay benim sorduğum soruya bir cevap vermeden yatakta öylece histerik bir şekilde titriyordu. Belki üşümüştür diye yorganı üzerine çektim ama titremeleri bir türlü durmuyordu. Elay'ın titremeleri bir türlü durmayınca iki elimle yüzünü kavradım ve gözlerine bakarak ''Elay sakinleş, nasıl bu hale geldin? Bir şeyden mi korktun?'' dedim. Elay benim sorduğum sorularla ağlamaya başlamıştı. Ona soru sorup ne yaşadıysa onu hatırlattığımı anlayıp soru sormamaya karar verdim. Elay'ın gözlerine tekrar bakarak ''Elay, bana güveniyor musun?'' diye sordum. Elay başıyla beni onayladı. ''O zaman korkmana gerek olmadığını biliyorsundur. Sakin ol. Ben yanındayım. Hiçbir şeyden korkmana gerek yok.'' dedim. Elay dediklerimle biraz sakinleşmişe benziyordu. ''Elay, daha iyi misin?'' diye sordum.
el aybaşıyla onaylayıp göğsüme sokuldum. Hala ağladığını, üzerimli tişörtün ıslanmasından anlamıştım. Hala ağlasa da durumu deminkinden daha iyi görünüyordu. Elay göğsümde ağlayarak uyuyakaldı. Elay uyumuştu ama beni hiç uyku tutmuyordu. Elay uyuduktan bir süre sonra göz kapaklarım yavaş yavaş kapanmaya başladı. Tam uykuya dalmışken yüksek bir gürültüyle gözlerimi ilkileri kaçtım. Üzerimdeki uykuya atınca Elay'ın başını yavaş bir şekilde yastığa koydum ve sessizce odadan çıktım. Sesin nereden geldiğini anlamaya çalışırken mutfaktan bir bardağın yere düşüp kırılmasının sesi geldi. Gelen sesle sessiz ve yavaş adımlarla mutfağa gitmeye başladım. Mutfağın kapısının önüne geldiğimde kapının hafifçe aralık olduğunu gördüm. Kapıya biraz yaklaşıp yavaşça içeri baktım. İçeride gördüklerimle korkudan bütün vücudum adeta buz kesti. Mutfağın içi karanlık olmasına rağmen içeride bir oraya bir buraya gidip gelen gecenin karanlığından daha karanlık olan ve hızlı olan varlıklar görünüyordu. Ben dehşete kapılmış onları izlerken o karanlık varlıklar bir anda hareket etmeyi bıraktı. Onların hareket etmeyi bırakmasıyla kendime gelerek mutfağın kapısından yavaşça uzaklaşmaya başladım. Kapıya ara ara bakarak uzaklaşırken bir ara önüme baktım ve yeniden arkama baktığımda gözlerim yuvalarından çıkacak gibi oldu. Kalbim yüksek adrenalinden kan öyle hızlı pompalıyordu ki bir an kalbim korkudan patlayıp öleceğimi sandım. Arkama dönüp baktığımda bir çift koyu kırmızı renkli gözle göz göze gelmiştim. Ben o yaratığı görmemle dehşete kapılmıştım. Düştüğüm dehşetten çıkarak hemen kendimi geriye doğru attım. Kendimi geriye atmamla dengemi sağlayamayıp yere sert bir şekilde düştüm. Yere düşmemle gördüğüm manzara beni daha da dehşete düşürmüştü. Demin göz göze geldiğim varlığın ayakları tersti ve vücudu o karanlıkta bile fark edilebilecek kadar kıllı ve iğrençti. Ben gördüğüm görüntü karşısında dehşete düşmüş, varlığı izlerken varlık tüyleri ürperten bir yavaşlıkla bana doğru gelmeye başladı. Varlığın bana doğru yaklaştığını görünce düştüğüm dehşetten çıktım ve yerinden kalkarak yatak odasına doğru koşmaya başladım. Bir müddet koşmuştum ama hala yatak odasına gelememiştim. Nefeslenmek için durup arkama baktığımda gördüklerimle kalbim patlayacak gibi atmaya başladı. Ben o kadar koşmama rağmen sanki içerimden kımıldamamış gibi düştüğüm yerde duruyordum ve gördüğüm varlık da tam arkamda duruyordu. Fakat bu sefer varlıktan bir değildi, iki tane vardı. Ben dehşetle onlara bakarken varlıkların biri bana biraz daha yaklaşarak garip bir dilde bir şeyler söyledi. Ben varlığın söylediklerinden hiçbir şey anlamamıştım. Varlık konuşmasını bitirip bir anda uzun dişlerini omzuma geçirdi. Varlığın yaptığı şeyle şok olmuştum. Girdiğim şoktan çıkınca acıdan istemsiz bir şekilde çığlık atmaya başladım. Varlık dişlerini etime geçirmiş, sanki kanım emiyordu. Ben dehşetle çığlık atarken varlık bir anda ısırdı omzumdan büyük bir parça aldı. Varlığın yaptığıyla artık omzumu hissetmemeye başladım. Dehşetten kendimi yere atıp yerde geriye doğru sürünmeye başladım. Ben yerde sürünerek geriye doğru gidiyordum. Varlıksa yavaş yavaş bana doğru yaklaşıyordu. Kabus gibi bir gece geçiriyordum. En sonunda varlıklar bana iyice yaklaştı ve birden ikisi de üzerime atıldı. Varlıkların bir anda üzerime atılmasıyla korkudan neredeyse uçarak yerimden kalktım ve yeniden koşmaya başladım. Bunu gören varlıklar da benim peşimden gelmeye başladılar. Bu sefer evin içinde ilerleyebiliyordum. Koşarak hemen kendimi yatak odasına attım. Ardından hemen kapıyı kilitledim. Benim kapıyı kilitlememden hemen sonra kapıya güçlü bir darbe indi. Ardından bir darbe daha, bir darbe daha derken kapı zorlanmaya başlamıştı. Kapıya inen darbelerle kapıdan uzaklaştım ve yatağa gittim. Yatağa baktığımda gözlerimi inanamadım. Elay sanki hiçbir şey olmamış gibi, hiçbir ses duymuyormuş gibi uyuyordu. Elay'ın bu hali beni nedeni bilmediğim bir şekilde sinirlendirmişti. O sinirin yerini Elay'a bir şey olmuş düşüncesiyle en içe almıştı. Elay bu kadar sese rağmen uyanmadıysa ona bir şey olmuş olmalı diye düşününce çıldıracak gibi oluyordum. Hızla Elay'ın omuzlarından kavrayarak onu sarsmaya başladım. Bir yandan sarsıyor, bir yandan sesleniyordum. Elay onu o kadar sarsmama ve onu o kadar seslenmeme rağmen bir türlü uyanmamıştı. Elay'a bir şey oldu düşüncesiyle delirecek gibi oluyordum. Bağırarak, "Elay kalk, uyan lütfen. Sana bir şey olursa ben dayanamam." diyerek
İstemsiz ağlamaya başladım. O durumda Elay'ın nabzını kontrol etmeyi bile düşünemiyordum. Ben Elay'ı uyandırmaya çalışırken kapıya inen darbeler de gittikçe şiddetini arttırıyordu. Kapı sonunda güçlü darbelere dayanamadı ve büyük bir gürültüyle menteşelerinden koparak geri düştü. Kapıdan gelen sesle o yana baktığımda gördüğüm varlıklardan onlarcasının o odaya doluştuğunu gördüm. Elay'ın öldüğü düşüncesiyle varlıkları görünce hiçbir şey hissetmemiştim. Sanki Elay'ın ölmüş olmasının düşüncesi beni hissizleştirmişti. Boş gözlerle varlıklara bakarken varlıkların biri aralarından öne doğru çıkarak yanıma yaklaşıp anlamadığım garip bir dilde bir şeyler söyledi. Ben ise o varlığa boş gözlerle bakmakla yetindim. Varlık, nereden aldığını anlamadığım, üzerine gecenin karanlığında bile belli olan, üzerine yazılar olan bir hançeri bana doğru savurdu. Varlık hançeri bana doğru savurunca gözlerimi kapatıp ölmeyi beklemeye başlamıştım. Tam öleceğimi düşünürken birden insana huzur veren ezan okunmaya başlandı. Gelen ezan sesiyle içim huzurla dolmuştu. Bir süre ezanın okunmasıyla içimde peydah olan huzurla ezanı bitene kadar dinledim. Ezan bir süre sonra bitince gözlerimi açtım ve etrafa baktım. Odanın içine göz gezdirdiğimde odanın içine hiçbir varlığın olmadığını gördüm. Bunu görünce biraz da rahatlamıştım. Kapıya baktığımda kapının sanki hiç kırılmamış gibi sağlam olduğunu gördüm. Ezan bittikten bir süre sonra Elay sanki uzun süredir nefes almıyor gibi derin bir nefes alarak kendine gelmişti. Elay'ın uyandığını görünce öyle sevinmiştim ki hemen onu kendime çekip sarıldım. Elay bu yaptığımı bir anlam veremeyerek "Gurur, ne oldu? Niye bu kadar sıkı sarıldın? Nefes alamıyorum." dedi. Elay'a fazla sıkı sarıldığımı fark edip hemen ondan ayrıldım. Elay biraz uyku, biraz şaşkınlıkla "Gurur, gece gece ne oldu?" dedi. Elay'ın dedikleriyle bir anda bir duygu boşalması yaşadım ve her şeyi ona anlattım. Elay duyduklarıyla dehşete kapılmıştı. "Gurur, bu kadar şey yaşamışsın. Ama benim hiçbirinden haberim yok. Bana neden anlatmadın?" dedi. "Senin korkup endişelenmeni istemediğim için sana yaşadıklarımı anlatmadım." dedim. Ardından da "Elay, sen dün banyoda neler yaşadın?" diye sordum. Elay sorduğum soruyla hatırladığı şeylerle korkmuşa benziyordu. Biraz tereddüt etse de anlatmaya başladı. "Ben gece yatak odasından çıkarak banyoya işimi görmek için gittim. İşimi görüp elimi yıkarken banyonun içinden biri sanki bana seslenir gibi oldu. Sesin nereden geldiğini anlamak için etrafa bakarken ses tekrardan duyuldu. Bir fısıltı şeklinde adımı söylüyordu. Bu sefer de sesin nereden geldiğini anlayamamıştım. Ben dikkat kesilmişken o sesi tekrardan duydum. Bu sefer sesin nereden geldiğini bulabilmiştim. Ses fısıltı şeklinde olduğu için ve banyoda hafif yankılandığı için sesin yerini net olarak bulamıyordum. Ama bu sefer sesin banyodaki küvetin içinden geldiğini fark ettim. Küvete yavaşça yaklaştım ve kayar camını elimle yavaşça açtım. Ufak aralıktan küvetin içine baktım. Hem küvetin kayar camı buzlu olduğu için hem de benim açtığım aralık küçük olduğu için küvetin içini net olarak göremiyordum. Ben ufak aralıktan küvetin içini görmeye çalışırken küvetin camı bir anda tamamen açıldı. Bunu beklemediğim için hem afallamış hem de korkmuştum. Üzerimdeki şaşkınlığı atınca küvetin içine baktım ve gördüklerimle büyük bir çığlık attım. Karşımda, yani küvetin içinde koyu kırmızı gözlü, 1,5 metre boylarında, domuz kafalı, boynuzlu, kıllı ve iğrenç görünümlü bir varlık vardı. Varlığı görünce dehşete kapılmıştım. Ben konuşamaz bir şekilde o varlığa bakarken varlık bir ayağını küvetten dışarı attı. Varlığın ayağını görmemle daha da dehşete düştüm. Varlığın ayağı aşırı kıllı, uzun tırnaklı ve tersti. Ben dehşetle varlığa bakarken varlık diğer ayağını küvetten dışarı koydu ve birden üzerime atıldı. Ben bunu görünce korkuyla banyodan çıkmaya yeltendim. Ama ben daha geriye doğru bir adım atar atmaz varlık beni yakaladı ve küvetin içine doğru çekti. Ben varlığın beni küvetin içine çekmesiyle bir çığlık daha attım. Varlığın elinden kurtulmaya çalışıyordum. Ama varlığa bir türlü karşı koyamıyordum. Vücudum benim kontrolümden çıkmış gibiydi. Varlık beni küvetin içine çekip beni küvetin içine yatırarak uzun tırnaklı ve iğrenç elleriyle boğmaya başladı. Varlık beni boğunca nefes alamamaya başladım. Varlık beni boğarken ben hareket bile edemiyordum. Nefes alamamaktan tam gözlerimin önü kararırken üzerimdeki varlık bir anda ortadan kayboldu.
Varlığın kaybolmasıyla banyonun lambaları bir anda patladı ve o an ciğerlerim havayla buluştu ve şiddetle öksürmeye başladım. Bir müddet öksürdükten sonra kendimi küvetin içine bıraktım. Tam nefesim düzenli bir hale gelmeye başlamışken banyonun kapısı açıldı. Banyonun kapısı açıldıktan bir süre sonra sen bana seslendin. Ben de zar zor buradayım diyebildim. Gerisini biliyorsun diyerek anlatmasını bitirdi ve şiddetle ağlamaya başladı. Ben Elay'ın ağlamaya başlamasıyla onu kucağıma çekerek bir şekilde sakinleştirdim. Olanları düşünmemesi ve kafasının biraz dağılması için Elay'a dışarı çıkıp biraz yürüyüş yapmayı teklif ettim. Elay her ne kadar istemese de kafasındaki düşüncelerden biraz da olsa uzaklaşmak için kabul etti. Birlikte hazırlanıp odadan çıktığımızda koridorun ışığını açmamla gördüklerimle gözlerime inanamadım. Benim gece kayıp yere düşmeme neden olduğunu düşündüğüm şeyi gördüm. Yerde toynak şeklinde simsiyah, çamurumsu bir şey vardı. Elay'la hızlıca oraları temizledik ve evden dışarı çıktık. Recep uyanana kadar biraz dolaşıp dönecektik. Recep normalde 7-8 olmadan uyanmazdı. Gerçi biz uyandırmazsak bütün gün uyuyacak bir çocuktu. Recep'in uyanma vaktinin daha olduğu için rahatlıkla dışarı çıkmıştık. Recep uyandırma vakti gelene kadar dışarıda yürüyüş yaptık ve eve döndük. Eve gelip Recep'i uyandırarak Elay'la iştahımız olmasa da güçten düşmemek için bir şeyler atıştırdık. Kahvaltımız bitince her ne kadar yorgun da olsam şirkette yapmam gereken önemli işlerim olduğu için hazırlanarak şirkete gittim. Bütün gün şirketteki işlerimle ilgilendikten sonra akşam olunca neredeyse yorgunluktan ölecek gibi olduğum için halletmem gereken önemli bir dosyayı alarak şirketten çıkıp eve gittim. Eve gelip Elay'ın akşam yemeği teklifini şirkette bir şeyler atıştırdığım için reddederek odama geçtim. Her ne kadar banyo yapmak istesem de sabah Elay'ın anlattıklarından sonra banyoya girmeye korkar olmuştum. Biliyorum bu durum gülünç ama benim durumda olan biri için oldukça korkunç bir şeydi. Biraz kestirmek için yatağa geçtiğimde yorgunluktan başımı yastığa koyar koymaz uyumuşum. Gözlerimi nedenini bilmediğim bir şekilde gecenin bir yarısı açtım. Tam yeniden uyuyacakken gözüm komodinin üzerindeki saate takıldı. Gece lambasının ışığıyla görebildiğim kadarıyla saat gece 1'e geliyordu. Saati görmemle sabaha kadar halletmem gereken işlerim olduğu için isteme istemeye sıcak yatağımdan çıktım. Üzerimdeki uykuya atmak için banyoda elimi yüzümü yıkamaya gittim. Banyoya tedirginlikle girip elimi yüzümü yıkamaya başladım. Yüzümü yıkarken gözüm bir ara lavabonun aynasına takıldı. Gördüklerimle dehşete kapıldım. Varlıkların biri aynadan dehşet veren gözlerini bana dikmiş, dehşet verici bir şekilde bakıyordu. Varlığı görmemle düştüğüm dehşetten çıkarak kendimi hemen banyodan dışarı attım. Ardından hemen kapıyı kapattım. Kapının kilidi içeri tarafta olduğu için kapıyı kilitleyememiştim. Kapıyı kapatınca hızla oradan uzaklaştım. Ben salon önünden hızla geçerken salonun biri bana seslendi. Gurur, bir gelir misin dedi. Gelen ses duyunca bunun Elay'ın sesi olduğunu anladım. Elay, ne zaman odadan çıkmıştı ki? Ben düşüncelere dalmışken Elay bir kez daha seslendi. Gurur, salondayım gel dedi. Belki ben banyodayken salona gitmiştir diye düşünerek salonun kapısını açıp içeri girdim. Salon ışıkları kapalıydı ve içerisi firi karanlıktı. Elay, burada ne yapıyorsun? Işıklar neden kapalı dedim. Benim böyle dememle salonun köşesindeki üçlü koltuktan biri kalkarak bana doğru gelmeye başladı. Karanlıkta zar zor görebildiğim kadarıyla bana doğru gelenin üzerindeki mavi gecelikle Elay olduğunu anladım. Elay ufak adımlarla yanıma geldi. Ben Elay'a tekrardan burada gece gece ne yapıyorsun diye sordum. Elay benim sorduğum soruya hiçbir cevap vermedi. Elay bir cevap vermeyince Elay iyi misin dedim. Elay bu sefer de cevap vermedi. Elay cevap vermeyince içeriği daha iyi görebilmek için salon ışıklarını giderek yaktım. Işıkları yakınca demin Elay'ın durduğu yere baktığımda gözlerime inanamadım. Elay demin durduğu yerde yoktu ve Elay'ın durduğu yerde kül benzeri bir şey vardı. Ben daha üzerindeki şaşkınlığı atamadan salon ışıkları birkaç kez yanıp sönüşün ardından tamamen kapandı ve içerisi karanlığa gömüldü. Işıkların gitmesiyle tedirgin olarak salondan çıkmak için yeltenmişken arkamdan bir ses tüyler ürperten bir şekilde "Nereye?" dedi. Duyduğum sesle yerimde donakalmıştım. Ses Elay'a aitti.
Ama Ela gibi değildi. Ela istese de sesini bu kadar korkunç çıkaramazdı. Korka korka arkamı döndüğümde o zifiri karanlığa rağmen görünen koyu kırmızı bir çift göz gördüm. O gözleri görmemle resmen kanım çekildi. Ben gözleri korkudan ne yapacağımı bilmez bir şekilde bakarken kırmızı gözlerin sahibi şey bana doğru bir adım attı. Gözlerin sahibi bana doğru bir adım atınca korkuyla hemen arkamı döndüm ve salonun kapısını açmaya çalıştım. Ben elimi kapının koluna atar atmaz kapının kolu elimde kalmıştı. Bu durum beni daha da dehşete düşürmüştü. Korkuyla kapı kolunu kapıya koyarak kapıyı açmaya çalışırken arkamdan dehşet verici bir ses duyuldu. Gelen sesle kapıya daha da yüklendim ve sonunda kapı benim darbelerime dayanamayarak açıldı. Kapının açılmasıyla hemen kendimi salondan dışarı attım. Kendimi salondan dışarı atınca dehşetle salondan uzaklaşmaya başladım. Ben daha salondan biraz uzaklaşmıştım ki salonun oradan kulakları yırtan bir çığlık duyuldu. Gelen sesle istemsiz yerimde durarak ellerimle kulaklarımı kapattım. Salonun oraya baktığımda o karanlıkta bile görünen, dehşet saçan bir varlığı gördüm. Varlığı görmemle korkum daha da arttı ve arkama bakmadan yatak odasına doğru koşmaya başladım. Gelen seslerle varlığın peşimden geldiğini anladım ve korkudan daha da hızlı koşmaya başladım. Hızlı bir şekilde yatak odasına ulaşarak hemen içeri girip kapıyı arkamdan kilitledim. Kapıyı kilitler kilitlemez duyulan kulak yırtan bir çığlığın ardından kapıya güçlü bir darbe indi. Kapı dağıldı ilk darbeyle menteşelerinden oynamıştı. Kapıdan uzaklaştığımda korkudan titreyen bacaklarım beni taşıyamadı ve kendimi yatağa attım. Hissettiğim yüksek adrenalinden tır tır titriyordum. İçeriği gece lambaları aydınlattığı için içeriği az da olsa görebiliyordum. Yeniden kapıya inen güçlü bir darbeyle korkum daha da arttı. Varlığın içeri girmemesi için kapının önüne kıyafet dolabını koymaya karar verdim. Korkudan bedenim titriyor olsa da kendimi biraz sakinleştirerek yerimden kalktım ve dolabın yanına giderek onu kapının önüne doğru hareket ettirmeye başladım. Dolap büyük olmasa da şu anki halimle zar zor yerinden kımıldatabiliyordum. Zorlanarak kıyafet dolabını odanın kapısının önüne kadar getirdim. Kapı kırılsa bile dolap o varlığı bir süre tutacaktı. O sırada aklıma Ela geldi. Yatağa baktığımda Ela'nın yatakta olmadığını gördüm. Varlığın kapıda olması yetmiyormuş gibi şimdi bir de Ela yoktu. Varlık uzun bir süre kapıya güçlü darbeler indirdi ve sonunda tüm sesler kesildi. Sesler kesildikten bir süre sonra yavaşça kapıya yaklaşıp kulağımı kapıya koydum. Kulağımı kapıya koymuş, varlığın gidip gitmediğini anlamaya çalışırken tam da kulağımın olduğu yere bir darbe indi. Kapıya inen darbeyle kendimi geriye doğru attım. Kapıya koydum kulağım, yani sol kulağım aşırı derecede çınlıyordu. Kapının diğer tarafındaki varlık kapıya birkaç darbe daha vurdu ve en sonunda garip sesler çıkartarak yatak odasının kapısından uzaklaştı. Ben tam varlık gitti diye sevinerek biraz rahatlamışken evin içinden gelen bir çığlıkla kapının önüne zorlukla koyduğum dolabı bir ışınla çekerek kapıyı açıp odadan dışarı çıktım. Çünkü ses oğlum Recep'e aitti. Kendi canımı kurtarmanın endişesine düşmüşken oğlum Recep tamamen aklımdan çıkmıştı. Odadan çıkınca hızla Recep'in odasına doğru gitmeye başladım. Recep'in odasının önüne geldiğimde kapısının sonuna kadar açık olduğunu gördüm. Oğluma bir şey olmuş düşüncesiyle kendimi hemen kapıdan içeri attım. İçeri girdiğimde gördüğüm manzarayla oğlumun yattığı yatağa doğru atıldım. Oğlum dehşetle başucundaki dehşet verici varlığa bakıyordu. Ben tam Recep'i yataktan alacakken varlık benim önüme geçti. Varlığın önüme geçmesiyle durmak zorunda kaldım ve geriye doğru birkaç adım attım. Varlıksa benim attığım her adımla bana doğru o da bir adım atıyordu. En sonunda duvarla varlığın arasında kalınca attığım adımlar son buldu. Kalbim korkudan normalin çok üstünde atıyordu. En sonunda duvarla varlığın arasında kalınca attığım adımlar son buldu. Kalbim korkudan normalin çok üstünde atıyordu. Varlık bana iyice yaklaştığı sırada öleceğimi düşünüp gözlerimi kapatarak son duamı ettim ve besmele çekerek kelime-i şehadet getirdim. Benim bu yaptığımla odanın içine kulak yırtan büyük bir çığlık duyuldu ve hemen ardından odanın içi ölüm sesine gömüldü. Bir süre o şekilde kaldım. En sonunda gözlerimi açtığımda varlığın odanın içinde olmadığını gördüm. Varlığı odada göremeyince rahatlayarak derin bir nefes aldım. Hemen ardından da Recep'e baktım. Recep'e baktığımda korkudan çoktan bayıldığını gördüm. Recep'i yatağına rahat bir şekilde yatırarak odasından çıktım.
Yavaş ve sessiz adımlarla evin içinde o varlığı aramaya başladım. Bunu neden yaptım ben de bilmiyorum. Cahil cesareti sanırım. Evin içini kontrol ederken salonun kapısını sanki ben kırmamışım gibi sapasağlam olduğunu gördüm. Bunu sorgulamaya sonraya bırakarak evi aramaya devam ettim. Varlığın evde olmadığına kanaat getirince yatak odasına gittim. Evde kontrol etmediğim tek yer vardı. O da banyo. Banyoya girmeye cesaret edemediğim için oraya girmemiştim. Yatak odasına girince Elay'ın hiçbir şey olmamış gibi yatakta öylece uyuduğunu gördüm. Buna biraz şaşırmıştım. Elay, demin ben odadayken yoktu ama şimdi sanki odada olmayan o değilmiş gibi yatakta uyuyordu. Elay'ın yanına giderek onu uyandırdım. Uykulu ve şaşkın gözlerle etrafa bakan Elay, ne olduğunu anlamamıştı. Beni görünce gurur, gene ne oldu? Beni neden gecenin bu saatinde uyandırdın dedi. Elay'a olanları özet geçerek, Elay, benim şirkete gitmem gerekiyor. Şirkette önemli işlerim var. Sen Recep'e göz kulak ol. Eğer bir şey olursa hemen bana haber ver dedim. Elay her ne kadar yalnız kalmaya korktuğu için gitmemi istemese de tamam dedi. Ben kahvaltı yapmadan hızlı bir şekilde hazırlanarak evden ayrıldım. Yapacağım büyük toplantıya sadece 3 saat kalmıştı. Toplantı sabah 8'de yapılacaktı. Tam şirkete ulaşacakken önemli dosyaların evde kaldığını fark ettim. Bir küfür savurarak arabanın yönünü eve doğru çevirdim. Acele ettiğim için arabayı hızlı sürüyordum. Yolda giderken arabanın arka koltuğundan bir el boğazıma sarıldı. Boğazıma sarılan ellerden kurtulmaya çalışırken araba hızlı gittiği için direksiyon hakimiyetimi kaybettim ve araba şarampolden aşağı yuvarlandı. Arabanın yuvarlanmasıyla camları büyük bir gürültüyle patladı ve cam parçaları vücudumun her yerine saplandı. En sonunda araba büyük bir gürültüyle yere çakıldı. Başımı aldığım darbeyle oracıkta bilincimi kaybettim. En son hatırladığım şey arabanın etrafına yavaş yavaş toplanmaya başlayan kalabalık ve arabanın yavaş yavaş alev almaya başlamasıydı. Ondan sonrasını hatırlamıyorum. Bilincim yavaş yavaş yerine gelirken etrafta hiçbir sesin olmadığını fark ettim. Bilincim tamamen yerine gelince zorlanarak yattığım yerden doğruldum ve etrafı baktım. Etrafı baktığımda ne gördüklerime ne de gözlerime inanamadım. Garip, siyah çalan renkli ağaçların olduğu, sanki canlı gibi bitkilerin olduğu, biraz da korkunç olan bir ormanda yatıyordum. Başımı kaldırıp gökyüzüne baktığımda sık ağaçlardan zar zor görebildiğim kadarıyla gökyüzünün kırmızıya çalan bir renkte olduğunu gördüm. Kırmızıya benziyordu. Ama daha çok siyah gibiydi. Koyu kırmızı gibi bir şeydi anlayacağınız. Ben her gördüğüm şeyle daha da şok oluyordum. Gördüğüm şeylerle burasının neresi olduğunu sorgulamaya başlamıştım. Burası neresiydi? Ben buraya nasıl düşmüştüm? Bunun gibi birçok soru kafam için dönüp duruyordu. En son olanları hatırlamaya çalıştığımda zihnime dolaşan görüntülerle bir trafik kazası geçirdiğimi hatırladım. Arabayı sürerken arka koltuktan biri beni boğmuş ve benim kaza yapmama neden olmuştu. Hatırladıklarımla öfkelenmiştim. Eğer burası neresiyse buradan kurtulunca kaza yapmama ve buraya düşmeme neden olan kişiyi bulacak ve onu hem doğduğuna hem de bana bulaştığına pişman edecektim. Daldığım düşüncelerden çıkarak yerimden kalktım ve garip, sık ağaçların içinde yürümeye başladım. Orman olduğunu düşündüğüm yerde yürüyerek burasının neresi olduğunu anlamaya çalışırken etrafa birden karanlık çöktü. Kafamı kaldırıp gökyüzüne baktığımda koyu renkte olan gökyüzünün bir ton daha koyulaştığını gördüm. Ben gökyüzüne bakarken ormanın içine sis çökmeye başladı. Gökyüzüne bakmayı bırakıp orman içine baktığımda görmüştüm sisin çöktüğünü. Etrafa yoğun bir sis çökünce bir karış önümü görmekte zorlanır olmuştum. Kötü bir şey olmaması için aşırı yavaş bir şekilde orman için ilerlerken önümden ışık hızında bir şey geçti. Önümden geçen gölge benzeri şeyle irkilerek geriye doğru bir adım attım. Tedirginlik ve biraz da korkuyla etrafa bakmaya başladım. Biraz etrafa baktım. Hiçbir şeyin olmadığını görünce yoluma devam ettim. Temkinli bir şekilde ormanın içinde bir müddet ilerledikten sonra sisin biraz daha az olduğu bir yeri gördüm. İleriye doğru birkaç adım atmıştım ki ensemde soğuk bir nefes hissettim. Hissettiğim şeyle hareket etmeyi bırakarak yerimde durdum. Arkamdaki şey her neyse nefes alıp verirken hırıltılı bir sesle çıkartıyordu. Bir müddet korkudan ne yapacağımı bilemez bir şekilde öylece hareketsizce olduğum yerde durdum. En sonunda cesaretimi toplayabildiğimde ani bir şekilde arkamı döndüm.
Arkamı dönmemle aynı anda yüzüme bir rüzgar vurdu. Arkamı dönünce arkamda hiçbir şeyin olmadığını gördüm. Biraz etrafı göründüğü kadarıyla gözetledikten sonra sisin daha az olduğu yere doğru gitmeye karar vererek o yana gitmeye başladım. Kısa sürede sisin daha az olduğu yere ulaştım ve etrafa bakındım. Etrafa bakındığımda bir mağaranın olduğunu gördüm. Ben o mağaraya doğru bakarken bir şey hızla yanından geçip gitti. Ani olan bu şeyle irkilerek tedirgin olurken etrafa bakmaya başladım. Etrafta gördüklerimle kalbim genel ritimlerini normal üstüne çıkarttı. Mağaranın etrafında, benim etrafımda, orman içindeki o siste bile belli olan karanlık gölgeler bir oraya, bir buraya gidip geliyorlardı. Gördüğüm sisin içindeki karanlık gölgeler gittikçe bana doğru yaklaşmaya başladılar. Onların bana doğru yaklaşmaya başlamasıyla gözüme güvenli görünen tek yer olan mağaraya gitmeye karar verdim. Ani bir şekilde öne doğru atılarak hızla o mağaranın içine girdim. Sisin içindeki varlıklar sanki benim bu mağaraya girmemi istiyor gibi hiçbiri beni engellemeye çalışmamıştı. Kendimi o mağaranın içine atınca ve biraz içeride ilerleyince biraz da olsa rahatlamıştım. Mağaranın içinde biraz daha ilerleyince içeride sisin olmadığını gördüm. Yavaş ve sessiz adımlarla mağaranın içine ilerlerken arkamdan biri geçmiş gibi oldu. Bunu hissetmemle ani bir şekilde arkama dönerek etrafa baktım. Mağaranın içi pek aydınlık olmasa da etrafta hiçbir şeyin olmadığını gördüm. Biraz etrafa bakıp en sonunda korkudan hissedilen bir şey olduğunu düşünerek mağaranın içinde yürümeye devam ettim. Bir müddet yürüdükten sonra karşıma bir yol ayrımı çıktı. Karşımda dört oyuk gibi olan yol ayrımı vardı. Hangi birine gireceğimin kararını vermeye çalışırken biraz süre geçmiş ve en sonunda en sağdaki olan oyuktan gitmeye karar verdim. Oyun içine girdiğimde arkamda garip bir esinti hissettim. Oya girince arkamda hissettiğim hafif esintiyle arkamı döndüm ve baktım. Girdiğim oyun girişinin ortadan yok olduğunu gördüm. Şu birkaç gün içinde neler neler yaşadığım için bu duruma şaşırdım desem yalan olur. Pek üstelemeyip yoluma devam etmeye karar verdim. Oyun içine doğru dönmüştüm ki ucu bucağı görünmeyen bir uçurumla karşılaştım. Onca şey yetmiyormuş gibi bir de başıma bu uçurum çıkmıştı. Hadi hayırlısı diyerek uçurumun diğer tarafına geçmek için bir yol aramaya başladım. Bunu neden yaptığımı anlamıyordum. Aklıma uçurumdan neden geçmek istiyorum ki diye bir düşünce geldi. Bu düşünceyle aklıma birçok soru daha belirdi. Ben neden mağaranın içinde ilerledim? Ben neden bu uçurumdan geçmeye çalışıyorum? Asıl soru, ben buraya nasıl gelmiştim ve burada ne yapıyordum? Bunun gibi birçok soru kafamın içinde belirdi. Ben kafamın içindeki sorulara bir cevap bulmaya çalışırken ensemde yeniden soğuk bir nefes hissettim. Ensemde nefesi yeniden hissedince bu sefer sinirlenmiştim. Ne olacaksa olsun diyerek ani bir şekilde arkamı döndüm. Arkamı dönmemle bir çift kırmızı göz ve iğrenç bir domuz kafasıyla burun buruna geldim. Varlığı görmemle kendimi istem dışı geriye doğru attım. Kendimi geriye doğru atmamla dengemi sağlayamadım ve yere kapaklandım. Yeri düşünce gördüğüm bir kısmı uçurumdan sarkmıştı ama neyse ki uçuruma düşmemiştim. Uçuruma bakarken uçurumun dibinin görünmediğini fark ettim. Ölüm tehlikesi atlattığım için kalbim güm güm diye atıyordu. Biraz o şekilde kalıp arkamdaki varlıklar aklıma gelince dikkatli bir şekilde yerimden kalkarak varlıkların olduğu yere doğru baktım. Varlık hala aynı şekilde olduğu yerde duruyordu. Ben varlığa bakarken varlığın yanında ona benzer birkaç varlık daha belirdi. Gelen varlıklarla korkum bir tık daha arttı. Korkuyla varlıklara bakarken aralarından en korkunç olanı öne doğru çıkıp benim yanıma gelerek kulağıma bir şeyler söylemeye başladı. Varlık benim yanıma gelirken korkudan kaçmaya çalıştım. Ama bedenim taş kesilmiş gibiydi. Bedenimi hiçbir şekilde hareket ettiremiyordum. Varlığın kulağıma söylediklerinden hiçbir şey anlamıyordum. Varlık bir süre kulağıma bir şeyler fısıldayıp benden uzaklaştı. Benden uzaklaşarak kendi gibi olan varlıkların yanlarına giderek onlarla bir şeyler konuşmaya başladı. Ben o varlıklar konuşurken bedenimi hareket ettirmeye çalışıyordum. Ama hiçbir sonuç elde edemiyordum. Ben bedenimi hareket ettirmeye çalışırken varlıklar aralarındaki konuşmayı bitirerek demin benim yanıma gelerek kulağıma bir şeyler söyleyen varlık yeniden aralarından çıkıp bana doğru yaklaştı. Bu sefer kulağıma bir şeyler söylemedi. Aramızda birkaç adımlık mesafe bırakarak "Pis çamur, eğer sen bu uçurumdan geçmeyi başarır, bize oradaki yüzüğü getirirsen seni rahat bırakacağız.
Bir daha da seni ve aileni rahatsız etmeyeceğiz. Bunu başarabilecek misin?" dedi. Ben varlığın yaptığı tekliften sonrasını duymamıştım. Eğer o varlıkların dediğini yaparsam beni ve ailemi rahatsız etmeyecekti. Böyle bir fırsat bir daha elime geçmezdi. Varlığın ettiği teklifi kısa süre geçmeden kabul ederek, "Tamam, kabul ediyorum. Ne isterseniz yapacağım. Yeter ki beni ve ailemi rahat bırakın. Bize bir daha görünmeyin," dedim. Varlık dediğim şeylerle keyiflenerek diğer varlıklara bir şeyler söyledi. Varlığın dedikleriyle diğer varlıklar tüyler ürperten bir şekilde gülmeye başladılar. Varlıklar en sonunda gülmeyi bırakarak, demin benimle konuşan varlık tekrardan bana doğru yaklaşarak, "Çamur, şimdi eğer seni ve aileni rahat bırakmamızı istiyorsan bu uçurumdan geçecek ve koyu kırmızı renkli taşlı yüzü bize getireceksin," dedi. Varlığın dedikleriyle tüm bedenim ani bir titremeyle yeniden benim kontrolüme geçmişti. "Varlığa, ben sizin dediklerinizi yaptıktan sonra sizin beni ve ailemi rahat bırakacağınızı nereden bilebilirim?" dedim. Varlık dediklerimle daha da keyiflenip, "Aferin Çamur, aklın biraz da olsa çalışıyor. Ama şu an bizim dediklerimizi yapmaktan başka bir çaren yok. Şimdi akıllı olacak ve bizim dediklerimizi yapacak ya da burada sonsuza kadar azap çekeceksin. Seç birini," dedi. Ben varlığın dediklerini kabullenmek istemesem de başka bir çarem yok gibiydi. Her ne kadar varlığa güvenmesem de onun dediklerini yapmaya mecburdum. Çaresiz bir şekilde varlığın dediklerini kabul ederek, "Tamam, ama sizin gitmenizi istiyorum," dedim. Varlık benim bu istediğimi anlamasa da "Tamam," dedi ve yanındaki varlıklarla birlikte ortadan kayboldu. Varlıklar gidince biraz rahatlayarak uçuruma doğru dönüp bir kez daha uçurumu incelemeye başladım. Uçurumdan geçmek için bir yol gözükmüyordu. Böyle büyük bir uçurumdan geçmenin bir yolun olmadığını bildiğim halde gene de etrafta bir geçiş yolu aradım. Uzun süreli bir araştırmanın sonunda hiçbir sonuç elde edemedim. Uçurumun kenarına oturup bacaklarımı uçurumdan aşağı sarkıttım. Uçurumun kenarında oturmuş, diğer tarafa nasıl geçeceğimi düşünürken uzun bir zaman geçmişti. Ben aynı şekilde uçurumun kenarında otururken arkamdan bir ses duydum. Arkamdan gelen garip sesle arkamı dönüp baktığımda o varlıkların bana yakın bir yerde durduğunu gördüm. Varlıklar biraz bana baktılar ve aralarında konuşmaya başladılar. Daha çok tartışıyor gibi bir halleri vardı. Varlıklar aralarında tartışırken ben de onları izlerken varlıkların etrafında onlardan daha korkunç olan onlarca varlık belirdi. Varlıklar onların etraflarında beliren varlıkları fark etmemişti. Ben ne olacağını izlerken varlıkların etraflarını saran varlıklardan biri aralarından çıkarak, "Siz aciz cin kabilesi. Kendinizi bizden daha üstün göstermek için bize türlü türlü oyunlar oynadınız. Ama hiçbirine başarılı olamadınız. Yeni oyununuzu erken fark ettik ve hemen buraya geldik. Siz kendinizi bizden üstün sansanız da siz aciz cinler hiçbir zaman bizden daha güçlü olamadınız. Şimdi de oynadığınız bir oyunla bizi tuzağa düşürmek istediniz. Ama bu sefer de başarısız oldunuz. Bu sefer fazlasıyla ileri gittiniz ve kendi ölüm fermanınızı kendiniz imzaladınız," dedi. O varlığın sesini duyan bana musallat olan varlıklar korkuyla aralarındaki konuşmayı bitirerek o varlığa doğru bakmaya başlamışlardı. Bana musallat olan varlıklardan biri aralarından çıkarak, "Demin konuşan varlığa, biz sizden üstünüz ve sadece bunu kanıtlamaya çalışıyoruz. Sizin gücünüz bize yetmez. Eğer bize saldırır, bizi burada öldürürseniz bizim kabilemiz sizin kabilenizin peşini asla bırakmaz," dedi. Bunun üzerine daha önce konuşan varlık bir kahkaha atarak, "Böyle şeyleri hayal etmen güzel ama senin kabilen bizden güçsüz ve değil bizim peşimize düşmek. Sizi burada parçalarınıza ayırdık diye gıkları bile çıkmaz. Sizin kabilenizin gücü bize yetmez," dedi. Bunları duyan bana musallat olan varlıklar öfkelenerek aniden etraflarını saran varlıklara saldırdılar. Bunu gören diğer varlıklar da o varlıklara saldırdılar. Orada ufak çaplı bir savaş gerçekleşti ve bu savaşın sonunda bana musallat olan varlıklar parçalarına ayrılarak kaybetmiştim. Ben olanlara ve gözlerimin önünde gerçekleşen şeylerin şokundayken varlıklardan biri bana doğru gelerek üzerime atıldı. Ben o varlığı görünce girdiğim şoktan çıkarak kendimi geriye doğru attım. Kendimi geriye doğru atınca kendimi bir boşlukta hissettim. Yüksek bir yerden aşağı doğru düşüyormuş gibiydim. Evet, o uçurumdan aşağı düşüyordum. Rüzgarın etkisiyle uçurumdan aşağı yüzüstü düşmeye başladım. Yerle aramda az bir mesafe kalmışken gözlerimi kapatıp besmele çekerek
kelime-i şehadet getirmeye başladım. Birkaç saniye sonra yere sert bir şekilde çakıldım ve bedenimde yoğun bir acı hissettim. Hissettiğim dehşet acıyla İslam dışı inledim. Bedenimi hala hissedebildiğimi fark edince gözlerimi yavaşça araladım. Gördüklerimle öyle çok sevinmiştim ki. Eğer halim kötü olmasaydı halay çekebilirdim. Tamamen beyaz olan bir odadaydım ve yattığım yatağın biraz uzağında annemle babam duruyordu. Annemle babam benim uyandığımı hala fark etmemişti. Zorlukla birbirine yapışmış olan dudaklarımı aralayarak neredeyse fısıltı gibi çıkan sesimle "Anne, baba" dedim. Dilim damağım sanki uzun zamandır yeterli su içmemişim gibi kupkuruydu. Annemle babam benim kısık sesimi duymamış olacak ki hiçbir tepki vermemişlerdi. Az olan gücümü toplayarak tekrardan bu sefer daha yüksek bir sesle onlara seslendim. Benim sesimi duyan annemle babam bir süre şaşkınlıkla etraflarına baktılar ve beni uyanık halde görünce annem hızla bana doğru gelerek sarıldı ve ağlamaya başladı. Babam ağlayacak gibi olsa da kendini toparlayarak hızla odadan çıkıp gitti. Sanırım doktora benim uyandığımı haber verecekti. Vücudumu hareket ettirip ben de anneme sarılmaya çalıştım. Ama hissettiğim yoğun acıyla dudaklarımdan kısık bir inilti döküldü. Annem bunu duymuş olacak ki hemen benden ayrılarak "Oğlum, kendini fazla zorlama. Hatta hiç hareket etme. Geçirdiğin kaza yüzünden bedenin çok fazla hasar almış ve neredeyse hayatını kaybedecekmişsin. Allah'a şükürler olsun ki seni bize bağışladı. Öyle bir kazadan ağır yaralı da olsa kurtulmayı başardın" dedi ve yeniden "kendini zorlama" diye ekledi. Annem konuşmasını bitirince kısık bir sesle "sadece su" diyebildim. Başka da bir şey söyleyemedim. Annem benim su istemem biraz tereddütle "oğlum, ben şimdi sana su vermenin ne kadar doğru ya da yanlış olduğunu bilmiyorum. Bu yüzden doktor beye bir sorayım. Eğer tamam derse su getiririm" dedi ve odadan çıktı. Bir süre sonra odaya annem, babam ve yanlarında beyaz önlüklü bir adamla girdiler. Doktor olduğunu düşündüğüm adam yatağa doğru yaklaşarak "merhaba Gurur Bey, ben Doktor Ercan. Sizinle ben ilgileniyorum. Durumunuz nasıl? Kendinizi nasıl hissediyorsunuz?" diye sordu. Ben doktora "iyiyim, sağ olun. Ama çok fazla susadım. Bir bardak su içsem olur mu?" dedim. Doktor da "Gurur Bey, sizin durumunuzu anlıyorum. Neredeyse 4 aydır koma halindesiniz ve böbreklerinizdeki hasarlar nedeniyle size su içiremedik. Şimdi de sizin su içmenizi tavsiye etmem. Geçirdiğiniz kaza nedeniyle iç organlarınızın çoğu hasar gördü. Şimdi koma haline çıktığınız için gereken tedavileri uygulayabiliriz. Ancak alacağınız tedavilerin sonunda durumunuz uygun olursa o zaman istediğiniz kadar su da içebilirsiniz. Yemek de yiyebilirsiniz" dedi. Bunu duymam beni üzmüştü. 4 aydır komadasınız dediyse beni çok şaşırtmıştı. Hastanede 2 ay kadar kaldım ve orada tedavi gördüm. Aldığım tedaviler bir sonuç vermiş. Eskisi gibi olmasa da sağlığıma geri kavuşmuştum. Hastanede kaldığım 2 ayın her bir gecesi kabus gibi geçmişti. 2 ayın sonunda hastaneden taburcu olduğumda ailem çok mutlu olmuştu. Hastanede kaldığım her gün Elayla oğlum beni ziyarete gelmişti. Hastaneden taburcu olduğum günün akşamı babam beni karşısına alıp "oğlum, gelinim bana yaşadıklarınızı anlattı. Elay'ın anlattıklarını anladığım kadarıyla size büyü yapılmış. Yoksa bu yaşadıklarınızın bir açıklaması olamaz" dedi. Babamın dedikleri bana da mantıklı gelmişti. "Baba, bu durumdan nasıl kurtulacağız?" dedim. Babam da "ben eşe dosta haber saldım. Şu anda ilimli bir hoca arayışındayım. Sizi bu beladan Allah'ın izniyle ancak ilimli bir hoca kurtarabilir" dedi. Bu konuşmadan birkaç gün sonra eve 60'lı yaşlarda beyaz saçlı, beyaz sakallı, nur yüzlü bir adam geldi. Ben Leyla'yı ona olanları anlatınca hoca sakalını sıvazlayıp "sizin de anladığınız üzere size bir büyü yapılmış. Ben bu gece bir davet yapacağım ve ne olup bittiğini öğreneceğim. Eğer Allah nasip ederse sabah sizi bu beladan kurtarmış olurum" dedim. Sonra babam bir kağıda bir şeyler yazıp verdi ve bunları gidip almasını söyledi. Babam gidince ben hocayla sohbet etmeye başladım. Aziz hoca bana namaz kılıp kılmadığımı sordu. Ben bir anlığına ne diyeceğimi bilemedim. Sonra utanarak "zaman buldukça kılarım ama işlerim olduğu için kılmaya zamanım olmuyor" dedim. Hoca bana bir sürü nasihatler verdi. Hocanın her söylediğinden sonra içimdeki namaz kılma arzum daha da büyüdü ve hocayla akşam namazını birlikte kıldık. Sonra hoca evin en karanlık odasını seçerek babamın getirdiği malzemelerle o odaya girdi. Bir süre sonra çıkarak bana "oğlum, o varlıkları buraya getirebilmem için senin kanına ihtiyacım var.
Yapacağım davette asıl sana ihtiyacım var ama senin sağlık durumun, göreceğin ve duyacağın şeyleri kaldıramayabilir. Bu yüzden daveti senin kanına yapacağım dedim. Hocanın verdiği ufak bir bıçakla elime ufak bir kesik atarak çıkan kanı hocanın uzattığı bardağa akıttım. Hoca kanımı da alarak yeniden odaya girdi. Biz babamla gece yarısına kadar bekledik. Ama hoca hala girdi odadan çıkmamıştı. Tam hocaya bir şey olmuş olabilir düşüncesiyle odaya girecekken hoca odadan yorgun bir şekilde çıktı. Hocayı salona getirerek bir koltuğa oturtup ne olduğunu sorduk. Hoca anlatmaya başlayarak size beş büyü yapılmış, bir evin huzurunun bozulması için yapılmış ve evin merkezindeki salona koyulmuş. İkinci büyü, oğlunuzun ölmesi için yapılmış ve oğlunun odasına koyulmuş. Ama bu büyü tutmamış dedi. Ben duyduklarıma şok oldum. Hoca konuşmaya devam ederek, üçüncü büyü diyerek bana baktı ve senin arabana senin kaza yapıp ölmen için koyulmuş dedi. Ben duyduğum her bir şeyle daha da şok oluyordum. Dördüncü büyü, sizin delirmeniz için yapılmış ve evin banyosuna koyulmuş. En son büyü, senin şirketine koyulmuş. Şirketin işlerinin bozulması için, en son da ailenizin ölmesi için büyü yapılmış. Ama tutmamış. İki büyü tutmamış ama üç büyü tutmuş ve o üç büyü sizin hayatınızı mahvetmeye yetmiş. Senin kaza yapmanın neden olan büyü yüzünden yaptığın kazayla cinler seni kendi alemlerine, yani berzah alemine almışlar. Sana büyü sayesinde musallat olan kabile senden faydalanmak istemişler ve uzun zamandır eski liderlerin hapsolduğu yüzüğü sana aldırmak istemişler. Yüzüğe cinlerin yaklaşmaması için güçlü tılsımlar yapılmış. Sen bir cin olmadığın için o yüzüğü rahatça alabilirdin. Sana musallat olan kabilenin yaptığı bu planı anlayan diğer kabile, sana musallat olan kabilenin yem olarak attığı cinleri hızlıca parçalayarak kendi mekanlarına geri dönmüşler ve oradaki cinleri de parçalarına ayırmışlar. Sana musallat olan kabileyi tamamen yok ettikleri için seni berzah aleminde tutan bir şey kalmamış ve sen oradan çıkmışsın. Berzah aleminde olduğun süre zarfında burada komada gibi göründün. Ben o büyülerin hepsini yardımcılarım sayesinde bularak bozdum. Allah'ın izniyle bu beladan kurtuldunuz diyerek konuşmasını bitirdi. Hocanın anlattıklarının şokundan çıkınca öfkeyle, "Hocam, bize büyüleri kim yapmış? Bana sadece isim verin," dedim. Hoca kafasını iki yana sallayarak, "Maalesef bunu size söyleyemem. Ama size büyü yapan en yakın zamanda yaptığı büyülerin bedelini ödeyecektir. Büyü yapanın ölümüyle kim olduğunu anlayacaksınız zaten. Şunu bilin ki bu büyüleri size yapan size çok yakın bir istedi ve müsaade isteyerek kalkıp gitti." Hocanın evden gittiği gecenin ertesi günü annem ağlayarak beni aradı ve ablamla eniştemin ölüm haberini verdi. Annem verdiği haberle hemen eniştemin evine doğru gittim. Eniştemin evinin önüne geldiğimde evin küle döndüğünü gördüm. Polislerin demesine göre evde bir yangın çıkmış ve ablamla eniştem bu yangında hayatlarını kaybetmiş. Yangının sebebini araştırmışlar ama bir sonuç elde edememişler. Bu olanlarla aklıma hocanın söyledikleri geldi. Hoca bize büyü yapanın yakında bedelini ödeyeceğini ve bize büyü yapanın bize çok yakın biri olduğunu söylemişti. Ben kendi kendime, "Hayır, bu olamaz. Hayır, böyle bir şeyi ablam yapmaz," diye hemen babamdan telefonu alarak Aziz Hoca'yı aradım. Aziz Hoca'ya olanları anlatıp bize büyü yapanın ablamla eniştem değil de başka biri olduğunu söylemesini istedim. Hoca benim bu isteğim karşısında sessiz kalınca cevabımı almıştım. Hocanın demesine göre ablamla eniştem benim ve ailemin mutluluğunu kıskanmış. Onların çocuğu olmayıp da bizim çocuğumuz olmasına katlanamamış ve bize büyüler yapmışlar. Ben böyle bir şeye hala inanamıyordum. Hocanın bana anlattıklarıyla dünyam başıma yıkıldı. Bana büyü yapan yabancı biri olsaydı biraz daha anlardım ama bana büyü yapan benim öz be öz ablamdı. Öğrendiklerimle göğsüme sanki büyük bir öküz oturmuş gibi oldu. Öyle büyük bir hayal kırıklığı yaşıyordum ki bunu sizlere tarif edemem. Annemle babam öz be öz kızlarının böyle bir şey yaptığını duyarlarsa dayanamayacakları için bu öğrendiklerimi onlarla paylaşmadım. Öğrendiklerimi kendime sakladım. Öğrendiklerimden sonra ablam demeye bile utandığım kişiyle eniştemin cenazesine katılmadım. Bu olanlardan sonra İstanbul'daki tüm arazilerimi, restoranlarımı ve şirketlerimi satarak annemle babamın yanına Tokat'a taşındım. Şimdilerde güzel ve mutlu bir hayatımız var. Bu yaşananlardan sonra bende güven problemi ortaya çıktı. En güvendiğim dediğim aileme bile tam anlamıyla güvenemez olmuştum.
Bu olaylar olduktan 5 yıl kadar sonra babamı kalp krizinden kaybettik. Babamın ölümü bizi çok üzmüşken annem babamın ölümüne dayanamadı ve babamın hemen ardından o da kalp krizi geçirerek vefat etti. Babamın ardından annemin kaybı bizi tamamen yıkmıştı. Ama Elaine'in hamile olduğunu öğrenmem ve uzun bir süre sonra Elaine'in doğumuyla kucağıma aldığım ikinci evladım olan kızıma annemin ismi olan Fatma ismini verdik. Benim bu yaşadıklarımı sizlere anlatmamın en büyük nedenlerinden biri, uzun yıllardır kimseye söylemeden sır olarak taşıdığım bu yükü biraz da olsa hafifletebilmek ve bu hayattakilerin ne yapacağının belli olmadığını sizlere göstermek. Bizi kimin ne zaman sırtımızdan vuracağını bilemeyiz. Hikaye bu kadar arkadaşlar. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Sizleri çok seviyorum. Kanalıma hala abone değilseniz abone olup bildirimleri açarak yeni gelecek videolardan haberdar olabilirsiniz. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.